ve salgın gündemi. Okullar bir haftalık ara tatile girdi. Uzmanlara göre bu çok kritik bir süreç. Çünkü öğrenciler maske ve mesafe tedbirine uymazsa büyüklerine okuldan aldıkları virüsü bulaştırabilir. Ara tatilde virüse yakalanırlarsa da virüsü tatil dönüşü arkadaşlarına bulaştırabilirler. Salgının tüm hızıyla devam ettiğini hatırlatan uzmanlar dikkatli olun uyarısında bulundu. Maça götüreceğim onu. Hep evde de olmuyor. Sıkılıyorlar. Tatil dönüşü hüsranla sonuçlanabilir. Hiçbir kuraldan hem ebeveynlerin hem de çocukların taviz vermemesi gerekir. Unutmayalım ki hala pandeminin içerisindeyiz. Okullar bir haftalık ara tatilde ama salgının tatili yok. Uzmanlar tatil dönüşünde okulların salgın riski açısından daha tehlikeli olabileceği görüşünde. Çünkü vaka ve vefat sayıları hala çok yüksek. Aşılamaysa istenilen seviyede değil. Yüz yüze eğitimin aksamaması için çocukların ve velilerin tatilde de çok dikkatli olması gerekiyor. Tatilde çocuklar rahavete kapılmayın ve maskeyi çıkarmayın. Okul açıldığı zaman korkarız ki bu vakalar tekrar yükselmeye başlar. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı yaklaşık %10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında çocukların oranının nispeten düştüğünü duyurdu. Ama uzmanlar özellikle tatil dönüşünde riskin katlanacağı görüşünde. Bu tatil dönüşünde de gidilen yerden, orada temas edilen kişilerden virüs alınarak yeni ortamlarına taşınabilir. Hastalığın en fazla bulaştırıcı olduğu dönem İlk 3-4 gündür. Ya tatilin sonunda virüsle karşılaştıysa olduğu gibi en bulaştırıcı döneminde okula başlayacak. Öğrenciler ara tatilde ama veliler onlar yine okuldaymış gibi dikkatliler. Çünkü arkadaşlarından virüs kapar ve eve taşır korkusu yaşıyorlar. Endişemiz var tabii ki yani. Evde yaşlı var, anneannesi var, dedesi var. Velilerin korkusu virüsün eve taşınması. Bu yüzden yetişkinlerin aşılanması riski düşürmek için büyük önem taşıyor. Artık 3. doza geçilse de hala milyonlarca kişi çift doz aşısını bile tamamlamadı. 18 yaş üstünde oran %79. Ancak asıl önemli olan tüm nüfustaki aşılanma oranı. Türkiye'de hala %59'da. Toplumsal bağışıklık tüm nüfusta %80'le sağlanabiliyor. Öğrenciler ya da çocuklar, gençler işte bir kerecik bir doğum günü ortamında o ortamda bulunan herkesi infekte edebiliyor. Büyük anneleri, dedeleri, kendi anne babaları, arkadaşları, çocuklarımızı korumak istiyorsak bizlerin aşı olması lazım. Ara tatilde toplu bulunulan alanlarda yine tedbiri elden bırakmamak şart. Bütün tiyatrolar, sinemalar, etkinliklerin yapıldığı eğlence mekanları, AVM'ler, çocuklarımızın maskesini mutlaka takmalıyız. Sürekli öğretiyorum, başka çarem yok. Eve de getirebilir. Avrupa'da 4. dalga salgın hız kazandı. Rekor vaka artışı üzerine Hollanda en sert önlemi alan ülke oldu. Hükümet 3 hafta boyunca kısmi kapanma uygulanmasına karar verdi. Avusturya'da ise aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Avrupa hiç görmediği vaka sayılarına ulaşınca önlemleri sıkılaştırdı. Hollanda 3 haftalığına kısmi kapanmaya gitti. Avusturya aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Avrupa Covid-19 salgınında 4. dalgayla mücadele ediyor. Havaların soğuması ve kapalı alanlara girilmesi sonrası birçok ülkede vakalar patladı. Artış üzerine ülkeler sert önlemler almaya başladı. 12 yaş üstü nüfusun %82'sinin aşılı olduğu Hollanda'da tablo ağırlaştı. Salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı kaydedildi. Bir günde 16.364 kişi virüse yakalandı. Artış üzerine hükümet 3 hafta boyunca kısmi kapanma kararı aldı. Kısmi kapanmada süpermarketler, restoranlar ve dükkanlar saat 20'de kapanacak. Mağazalar, kuaförler ve kültürel etkinlikler 18'e kadar açık olacak. Spor karşılaşmaları ise seyircisiz oynanacak. Ev ziyaretlerinin 4 kişiyle sınırlandırıldığı kapanmada okullar açık kalacak. Kısmi kapanma kararlarını açıklayan Başbakan Mark Rutte, Hollanda'da çoğunluğun aşılandığına dikkat çekti. Yoksa şu an hastanelerde feci bir durumla karşı karşıya olurduk dedi. Kısmi kapanmaya tepkiler kısa sürede büyüdü. Lahey'de Adalet Bakanlığı önünde toplanan bir grup kararları protesto etti. Polis kalabalığı basınçlı suyla dağıttı.
Avusturya'da vaka artışı karşısında çareyi önlemleri sertleştirmekte buldu. Aşısızlara sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Uygulama ilk olarak Salzburg ve Yukarı Avusturya eyaletlerinde başlayacak. Gerekirse ülke geneline yayılacak. Aşısızlar sadece market ve doktora gitmek için evden çıkabilecek. Almanya'daysa %67 aşılama oranına karşı vakalar rekor kırdı. Perşembe günü 50 bin, Cuma günü 48.640 vaka tespit edildi. Başbakan Merkel önümüzde çok zor haftalar var diyerek herkesi aşı olmaya çağırdı. Alman Sağlık Bakanlığı artış üzerine ücretsiz test uygulamasına geri dönüleceğini açıkladı. Yaptıkları aşı başına 20 euro olan doktorların ücreti 28 euroya yani 320 liraya yükseltildi.